Çocuklar yıl 1925 Bursa. Atatürk Çekirge'de bir köşkte kalıyor. Köşkün yanında da küçük bir ev var. O evde de küçük bir kız çocuğu var. Mutlaka Atatürk'ü görüp konuşmak istiyor. Ufaklık, nasıl girdin buraya? Şu andaki küçük evde oturuyoruz. Çiti geçip geldim. Burası yasak. Hadi bakayım doğru evine. Hayır, geri dönmem. Gazi Paşa'yı göreceğim. Olmaz Ufaklık. İzin vermem. Doğru evine. Ama ben 2 senedir yolunu gözlüyorum. Olmaz. Hayır. Dur. Hadi evine. Bırakın gelsin. Emredersiniz paşam. Gel bakalım çocuk. Adın ne senin? Sabiha. Beni niye görmek istiyorsun? Sizden bir dileğim var Gazi Paşa'm. Önce otur. Evet. Şimdi söyle, dinliyorum. Annem babam yok. Biraz ablamda kalıyorum, biraz abimde. Kimseye yük olmak istemiyorum. Onun için bir yatılı okulda okumak istiyorum. Çok mu istiyorsun çocuk? Evet efendim, çok istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız sizi hiç mahcup etmem. Seni evlat edinirsem benimle gelir misin? Salih. Buyurun paşam. Bu kızın ailesini bulun, konuşun. Kabul ederlerse Sabiha bizimle gelsin. Emredersiniz paşam. Kim o kız? Söyle canım. Sabiha Gökçen mi yoksa? Aferin. İlk kadın pilotumuz ünlü Sabiha Gökçen. Atatürk'ün 5. manevi çocuğu oldu. Ötekiler? Abdurrahim, Afet, Rukiye ve Zehra. Hepinizi okutacağım. Ders zamanı ders çalışır, oyun zamanı oynarsınız. Teşekkürler. Bütün çocuklarımızın okumasını sağlamalıyız. Ama yazık ki devletimiz şimdi bunu başaracak halde değil. Halletmek zorunda olduğumuz çok sorun var çocuk. Ama bütün çocuklarımızın okuyacağı güzel günler de gelecek. Sabiha Gökçen büyüdü ve havacılık eğitimi aldı. Uçağıyla tek başına Balkan başkentleri turuna çıktı. Her uçtuğu şehirde Atatürk kızı olarak sevgi ve hayranlıkla karşılandı. Aferin ona. Şimdi çocuklar ilk günlere dönelim. Sabiha, Rukiye ve Zehra aynı yaştalar. Yakındaki bir ilkokula gidiyorlar. Atatürk'ün kızlarıyız diye şımarıyorlar, öğretmeni dinlemiyorlar. Susunuz! Hem tembel hem şımarıksınız. Kimin nesi olursanız olun, tembelliğe, şımarıklığa, hele küstahlığa hakkınız yok. Şimdi hemen okulu terk edin. Bir daha da buraya ayak basmayın. Sizi Gazi Paşa'ya şikayet edeceğiz. Evet edeceğiz. Çıkın! Her şeyi anlatalım. Bizi azarlamak, kovmak ne demekmiş andolsun? Eski öğretmen neydi? Hep oyun oynatırdı. Eski öğretmen çok iyiydi. Bu öğretmen her gün ev ödev veriyor. Her gün sınav yapıyor. Bilemezsek azarlayıp duruyor. Tembeller diyor. Şımarıklar diyor. Bu fakir millete kaça mal olduğunuzu biliyor musunuz diyor. İyi davransın diye sizin kızınız olduğumuzu söyledik. Aldırmadı bile. Çok gücümüze gitti. Biz de kızdık. Bundan sonra ev ödevi yapmayacağımızı söyledik. Üçümüz de sınıftan kovdu. Bir daha gelmeyin dedi. Bitti mi? Bitti. Hiç iyi bir şey yapmamışsınız çocuklar. Savaştı, işgaldi derken hiç iyi eğitim göremediniz. Öğretmen sizin eksiklerinizi tamamlamaya çalışıyor. Daha ne istiyorsunuz? Öğretmene karşı gelmek ne demek? Öğretmenlikten daha yüksek bir mevki mi var sanıyorsunuz? Salih. Buyurun paşam. Al bunları doğru okula götür. Öğretmenin elini öpüp af dilesinler. Mesleğinin gereğini yaptığı için de kendisine teşekkür ettiğimi söyle. Bize böyle mesleğin hakkını veren, kimseye iltimas geçmeyen gerçek öğretmenler lazım. Haydi bakalım. Emredersiniz hocam.
Cumhuriyet yönetimi öğretmenlere büyük değer vermişti. Atatürk bir şehri ziyaret edince mutlaka Öğretmenler Birliği'ne uğruyor, öğretmenlerle konuşuyor. Yine bir Anadolu şehrini ziyaretinde küçük bir okul görüyor. Okulun bir sınıfına giriyor. Öğretmenler ve çocuklar çok şaşırıyorlar ama çok da seviniyorlar. Evet, dersimize başlarken... Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Öğrencilerime Gaziantep Savaşı'nda çocukların gösterdikleri kahramanlıkları anlatıyordum. Buyurun, oturunuz efendim. Habersiz rahatsız ettiğimiz için özür dilerim öğretmenim. Sizi saygıyla, öğrencilerimizi sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun! Size sağ olun. Öğretmenin bulunduğu bir sınıfta herkes kim olursa olsun öğretmenden sonra gelir. Kimse ondan daha büyük ve önemli değildir. Lütfen yerinize geçiniz ve dersinize devam ediniz. Eğer izniniz olursa biz de dersinizden yararlanmak istiyoruz. Anladım efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Oturun çocuklar. Peki efendim. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Antepli çocuklar Antep Savaşı'nda birçok önemli görevler üstlendiler ve başardılar. En heyecanlı görevleri habercilikti. Şehir düşman kuşatması altında olduğu için... Ama öğretmenlik eğitimi almış öğretmenler o kadar azdı ki. Devletin yüzyıllardır unuttuğu 42 bin köy öğretmen bekliyor. Hem çocukları eğitecek hem köylüye rehber olacak öğretmen yetiştirmek ciddi sorun. Bu sorunun çözümü için 100 yıl gerektiği hesaplanmıştı. Yeni Milli Eğitim Bakanı Atatürk'e bu sorunları anlatırken Atatürk bir çözüm önerdi. Ordudan çavuş ve onbaşı olarak tercih olmuş birçok çocuğumuz var. Bunlar iyi eğitim görmüş, okuma yazma bilen, insan yönetiminde de deneyimli gençler. Bu gençleri... Kısa süreli, yoğun bir kursa tabi tutarak köy öğretmenliğini hazırlayamaz mıyız? Ne dersin? Buna değerli eğitimciler ne der? Bu birçok sorunu çözen büyük bir buluştu. Bu öneri dikkate alınarak uygulandı. Kursu bitiren öğretmenler köylere gittiler. Cumhuriyeti, çağdaşlaşmayı, yaşama sevincini oralara taşıdılar. Bu sevginin ulaşabildiği köylerde Cumhuriyet bayramları... 23 Nisanlar, 30 Ağustoslar, okuma bayramları kutlanıyor. Cumhuriyet, sağlık, tarım, hayvancılık, dünya hakkında bilgiler veriliyor. Eğlence günleri yapılıyordu. Bin yıldır uyuyan köy çağa uyanıyordu. Cumhuriyet, Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nu kemirip yıkan orta çağa, köy köy, okul okul yeniyor, Anadolu aydınlanıyordu. Evet... Dur bakayım çocuklar. Bakın bu temsili resim Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyeti, çağdaşlaşma atılımını, Anadolu aydınlanmasını ne kadar güzel özetliyor. Öğretmen Büyük Savaşı, yenilgiyi, işgali, Kurtuluş Savaşı'nı, Lozan'ı, Cumhuriyeti, kalkınma ve uyanma çabalarını anlatıyor. Sonra öğrenciler şiirler, türküler söyleyecek, hep birlikte davul zurna eşliğinde oynayacaklar. Onca acıdan, yokluktan sonra bu barış, bayram ve dirlik günlerini yaşamak ne güzeldi. Atatürk Yalova'yı çok sevmişti. Sık sık ziyarete geliyordu. Burada iki olay oldu. Önce birini anlatayım. Arkadaşlarıyla bir gün dolaşmaya çıkmıştı ormanda. Orada küçük bir çobana rastladılar. Atatürk çocukla konuşmak istedi. Çocuk, biz yolu şaşırdık galiba. Otele nereden gideceğiz? Oo, siz ters gelmişsiniz. Otel aşağıda. Geri dönün. Ve dümdüz gittikten sonra bu yöne doğru sapın. Adın ne senin? Mustafa. Adaşmışız.
Ne iş görürsün? Sığırtmacım ben. Buradaki sığırları güderim. Ayda ne kazanıyorsun? 3 lira. Yılda ne kadar eder? Hesaplayamadım. 36 lira eder. Ben sana şimdi çıkartıp 36 lira versem ne yaparsın? Almam. Neden? Nedenim mi var? 36 lira çok büyük para. Hem neden aldın diye sorarlar adama. Karşılıksız değil ki. Yolu gösterdiğin için vereceğim. O zaman... Siz bu cevizleri alın, ben de parayı alırım. Hem ödeşmiş oluruz, tamam mı? Tamam. Salih. Benim çiftliğim var, orada çalışır mısın? Sana ayda 4 lira veririm. Hı, iyiymiş. Babam izin verirse seve seve çalışırım beyim. Güzel. Görüşeceğiz o zaman. Benim adım da Mustafa. Ama yanında bir de Kemal var. Mustafa Kemal mi? Neden daha önce söylemediniz beyim? Verin. Salih. Buyurun paşam. Ailesiyle görüş. İzin verirlerse Mustafa'yı İstanbul'a götürelim. Bu akıllı çocuğun geleceğini üzerime almak istiyorum. Emredersiniz paşam. Kolay gelsin Mustafa. Sağ olun. Haydi geri gidiyoruz. Atatürk okuldan önce Mustafa'yı güçlensin diye hastaneye yatırdı. Bir akşam da ziyarete geldi. Sana iyi bakıyorlar mı? Bakıyorlar. Yemekleri beğeniyor musun? Beğenilmez mi? Eti var, yağı var. Senin maaşın bütün bunlara ödemeye yetecek mi bakalım çocuk? Yetmezse üstünü sen verirsin artık. Verirsin değil mi? İçim rahat olsun. Veririm çocuk. Veririm. Sağ ol. Haydi bakalım. İyi geceler. Yok yok kalkma. Ama hiç vurulamadan olur mu? Olur olur. Bu seferlik böyle olsun. Doktor Bey izin verirse sen de beni ziyarete gel, olur mu? İyi ama senin evin nerede? Doktor Bey biliyor. O sana tarif eder. Haydi Allah razı olsun çocuk. Bir süre sonra Dolmabahçe Atatürk'ü ziyarete geldi. Herkes gibi Afet Hanım da Mustafa'yı çok beğenmişti. Ne kadar akıllı bir çocuk. Ah Afet. 40.000 köyümüzde daha nice böyle akıllı sırtmaç Mustafa'lar var. Birini kurtarmak neye yarar? Hepsine yetişmeliyiz, hepsine. Hem de bir an önce. Devletimizin imkanlarının bu kadar kısıtlı olması beni çok üzüyor. İmkanlar hayallerine, emellerine, rüyalarına yetişemiyordu. Bütün büyük idealistler gibi o da bunun acısını yaşıyordu. Şimdi ikinci konuya geçiyorum. Dede, Sırtmaç Mustafa ne oldu? Atatürk onu askeri okula yazdırdı. Çakı gibi bir subay oldu. Vay. Aferin ona.